Evet sevgili gençler, Seçil Özgen Çelik, biyoloji öğretmeni. Bugünkü konumuz insanda sindirim sistemi. Dikkatlice dinlersek konuyu anlayacağımıza eminim. Şimdi bir başımızı atalım öncelikle. İnsanda sindirim sistemi. Bunu algılayabilmek için önce sindirimin tanımını yapmak gerekir. Sindirim, organik polimerlerin organik monomerlere indirgenmesidir. Ne demek? Daha iyi anlayacaksınız. Protein, bir polimer, yapı taşı amino asit. Yağ, bir polimer, yapı taşı yağ asidi ve gliserol. Bir polimer, karbon, hidrat. Yapı taşı 6 karbonlu glikoz veya fruktoz veya galaktoz. Evet, demek ki sindirimdeki temel amaç organik polimer besinlerin organik monomer yapı taşlarına indirgenerek, parçalanarak hücre zarından geçebilmesi ve hücreye kazandırılmasıdır. Sindirimin tanımı amacıyla bir bütün teşkil eder. Bu anlamda başka ne sindirilebilir? Tabii ki nükleik asitler. Bu ne olabilir? DNA veya RNA olabilir. Bunun yapı taşı da nükleotitlerdir. Demek ki bu monomerler hücre zarından geçebilir. Fakat bu da kademelidir. Demek ki ne demek kademeli? Doğrudan amino asit indirgenmiyor. Doğrudan yağ asit indirgenmiyor. Yani polimer mümkünse trimere, mümkünse dimere ve mümkünse monomere indirgeniyor. Örneğin protein. Diyelim ki tabii polipeptitleri var ama buradaki örneğe göre tripeptit, dipeptit ve amino asite kadar indirgenebiliyor. Peki bundan sonra ne söyleyebiliriz? Acaba İnsan sindirim sisteminde hiç sindirilmeden doğrudan kana geçenler var mıdır? Tabii ki. Örneğin su sindirilmez. Mineral sindirilmez. Tabii ki yapay olsa da ilaçlar sindirilmez. Su, mineral, ilaçlar sindirilmez. Tabii ki organik monomer olan vitaminler de sindirilmez. Demek ki organiklerden vitaminler monomeriktir ve bunlar sindirilmeden doğrudan kana alınabilir. Peki sindirim dediğimizde bütün canlılarda sindirim acaba kaç tip olabilir? Hücre dışı olabilir, hücre içi olabilir. Hücre içi sindirim olanlarda lizozom organelinde gerçekleşir. Lizozom organelinde yaklaşık 30 çeşit hidrolitik enzim bulunur. Bunlar sayesinde besin kofuluyla birleşen lizozom besin kofulunu neye çevirir? Sindirim kofuluna çevirir. İçindeki enzimleri sindirim kofuluna naklederek orada polimerlerin monomerleri indirgenmesini sağlar. Hücre dışı sindirim ise insanda olduğu gibi, yani bizim ağızla anüs arasındaki 8-10 metrelik sindirim kanalımız, evet, midemizin içidir fakat hücremizin dışıdır. Ağzımızın içidir, midemizin hücremizin dışıdır. Bağırsağımızın içidir, hücremizin dışıdır. Dolayısıyla bizde görülen ağız anüs arasındaki sindirim kanalındaki sindirim sistemi aslında bir hücre dışı sindirimli örnektir. Ama bizim hücrelerimizde aynı zamanda lizozomlar vardır. Orada da hücre içi sindirim yapabiliriz. Şimdi hücre dışı sindirimde demek ki insanlarda görülüyor. Böceklerde görülüyor. Saprofit, yani çürükçül, saprofit bakterilerde, saprofit mantarlarda hücre dışı sindirim görülüyor. Ne demek? O zaman hücre dışı sindirimde enzimler görev yapıyorsa, enzim de organik bir bileşik ise bu şu anlama geliyor. Sindirimde kullanılan sindirim enzimleri hücre içerisinde sentezlenir.
hücre içerisinde görev yapar veya dışarıya egzositozla atılarak hücre dışında da görev yapabilir. Yani sindirim enzimleri kesinlikle hücre içerisinde üretilir fakat hücre içinde ve hücre dışında da görev yapabilir. Bu anlamda 3 tipte de ne görüyoruz? İnsanda, hayvanlarda, böcekte, saprofit, bakteri ve mantarlarda hücre dışı sindirimi görüyoruz. Demek ki dışarıya salınan enzimler dışarıdaki organik bileşikle reaksiyona giriyor. Onun monomerlerini indirgiyor. Monomerleriyle beraber içeri alınıyor. Bu son derece önemli. Peki evrimsel olarak hücre içi sindirim mi daha gelişmiş bir adaptasyondur yoksa hücre dışı sindirim mi? Evet, hücre içi sindirim sanki daha gelişkin görülse de hücre dışı sindirim daha gelişkin bir adaptasyondur. Çünkü alternatif olarak dışarıdaki organik polimerlerden de faydalanma olanağı sağlar. Dolayısıyla beslenmeyi çeşitlendirir. Bu anlamda hücre dışı sindirim hücre içi sindirime göre daha gelişkin bir evrimsel adaptasyondur diye biliyoruz. Şimdi tabii bu girizgahı yapmak zorundaydık ama biz esas konumuz olan yani sindirimin tanımı, sindirim çeşitlerinden sonra insanda sindirim sistemi konusunu ne yapmamız lazım? Size açıklamamız lazım. Şimdi insanda sindirim sistemi sindirim organlarının bütünüdür. Biz ağız ile anüs arasını çok kısaca ve basitçe şematize edersek bu senin burnun, bu senin ağzın. Yemek yediğinde burnundan çıkmasın diye şurada geniz bölgesini kapatan bir küçük dil var. Buraya doğru bir kapatma yapar. Bunu arkaya getiriyorum. Burası senin yutağın yani farinksin. Burası senin gırtlağın yani larynx'in. Burada şurada bir gırtlak kapağı var. Yani epiglotis. Epiglotis gırtlak kapağı. Şurada bir şimdiki konumuz olmayan bir trake var. Soluk borusu. Yediğimizin, içtiğimizin akciğerlere gitmemesi için şu oluyor. Epiglotis glotisi kapatarak soluk borusuna değil yemek borusu olan özefagusa neyin besinlerin inmesini sağlıyor. Dikkat ederseniz özefagusu kaslı olduğu için biraz nasıl yaptım? Büzüşmüş bir şekilde yaptım. Bunun gibi hiyalin kıkırdaklı değil. O zaman bunun adı nedir? Özefagus. Yemek borusu. Özefagus yaklaşık olarak 2-3 santimetre çapında 20-25 santimetrelik bir borudur. Özefagus burada geniş bir bölgeye giriyor. Yemek borusuna. Yemek borusu nereye geliyor? Mideye. Mide gastritten bilirsiniz. Gaster demektir. Bu gasterin de şöyle bir çatısını yapalım. Şu çatı bölgesi fundustur. Fundustur. Şu besinlerin yediğimizde dibe indiği bölgede korpus, gövde kısmıdır. Bu da mide. Şimdi yine şematize edelim. Mideden çıktı. Anlamanız için biraz açıyorum. Şöyle bir kıvrılma yaptı. Şöyle. Şimdi daha anlamlı hale gelecek. Dikkat edin. İnce bağırsak. Şöyle yapalım. Geldi. Buradan tekrar kalın bağırsak. Farkındaysanız şu şekilde. Ağız, oris. Anüs. Aşağı yukarı bu bölgeyi açtığımız zaman 8-10 metre. Burası nazal, burun. Özür dilerim. Şurası ağız, şurası burun. Çapraz yapalım. Şurası ağız. Tabii burada dil, diş ve tükürük bezi bulunmaktadır. Buradan farinkse geliyor. Farinks epiglotis dediğimiz, özür dilerim, gırtlak dediğimiz bölgeyle ağız boşluğu arasındaki madde iletimi sağlayan yer. Hemen arkasında gırtlak var. Gırtlak iki tane boruya açılıyor. Birisi trake, soluk borusu akciğerlere gidiyor. Ama yuttuğumuz sırada kim kapatıyor? Epiglotis, elastik kıkırdaklı epiglotis oraya kapatıyor ve besinler yemek borusu özefagusa iniyor. İndiği yerde pat diye düşmez. Şurada bir kapak var. Çıktığı yerde de bir kapak var. O halde yemek borusuyla mide arasında bir kapak. Mide ile ince bağırsak arasında bir büzgülü bir kapak.
İnce bağırsağın bittiği, kalın bağırsağın başladığı yerde bir kapak var. Şuradaki çıkıntıya apendiks diyoruz. Bunun patlaması, iltihaplanmasını apandisit diyoruz. Buradan itibaren ise çıkan kolon, kolon kanserinin çok olduğu yer, yatay kolon, inen kolonlardan oluşan kalın bağırsak, kalın bağırsağın sonunda dışkının bir müddet bekletildiği yer rektum, rektum düz bağırsak ve çıkış bölgesi anüstür. Şimdi biz bunu bir egzoz borusu gibi yatay olarak gösterirsek öğrencimiz bunu daha iyi algılayacaktır. Şimdi burnu geçelim. Burası ne olsun? Gençler, ağız. Yani ağzımızın içerisinde bir 5-6 santimetrelik bir kaşığı sokabiliyoruz. Ağız. Sonra kim başlıyordu? Şöyle bir bölge vardı. Yutak, gırtlak. Yutak, gırtlak. Sonra ne vardı? Yemek borusu. Yemek borusunun en kalın kısmı neresiydi? Mide. Bak, egzoz borusu. Mide. Mideden kim çıkıyordu? İnce bağırsak. İnce bağırsak nereye bağlanıyordu? Kalın, kalın bağırsak. Evet, ağız ile anüs arasındaki bu yatay olarak gösterdiğimiz sindirim kanalı ilk karın boşluğu olan embriyonik gelişimdeki gastrovasküler boşluktan kaynaklanır. Şurası ağız, bir. Şurası yutak, iki. Şurası gırtlak, üç. Şurası özefagus, yemek borusu, dört. Şurası gaster, mide, beş. Şurası ince bağırsak, şurası kalın bağırsak. Yalnız uyarı, İnce bağırsağın mideye bağlandığı ilk bölgesi yaklaşık 22 santimetrelik bir bölgesi var. İlk çıkış yeri. Şurası 22 santimetre. Buraya 12 parmak bağırsağı eşittir duodenum denir. Yaklaşık olarak bir 4 metrelik bir bölge vardır. Bundan sonra jejunum denir. Boş bağırsak. Ve şurada da, yani ince bağırsağın kalın bağırsağa bağlandığı bölgede de yaklaşık 2-3 metrelik ileum vardır. İleum vardır. Jejunum kıvrımlı bağırsak anlamına gelmektedir. Evet. Şurada da kalın bağırsak. Malumunuz kalın bağırsağın en başlangıç yerinde bir apendiks vardı. Şurası. Kalın bağırsağın dikey çıkışının tabanı. Şurası. Yani kör bağırsak. Yani çekum. Çıkan yatay ve inen kolonu birleştirirsem kolon, sonra rektum ve anüs. Seni uyarıyorum. Diyorum ki ağız hani 5-7 santimetre olsa, gırtlak 5-7 santimetre olsa, yemek borusu 20-25 santimetre olsa, mideye bir hacim verirsem, mideyi de tamamen suyla doldursak 2 litre su alır. 2 litre su alsa, buraya da aşağı yukarı 6-7 metre desek, buraya da 1,5 metre desek, görüldüğü üzere yaklaşık 8-10 metrelik bir sindirim kanalı vardır. Ama insan mide boşken çalışmadığı takdirde bağırsak sistemi, bu kanal çok gergin değildir. Bir solucan gibi kendi üzerine bir akordeon gibi kaplanıp 5 metreye kadar düşmüştür. Ne zaman ki hareketleniriz, ne zaman ki yemek yeriz, bu sefer sindirim kanalımızda harekete başlamış olur. Peki, şu soru sorulabilir. Hocam, ağız ile anüs arasında ne gerçekleşir? Sindirim. Peki hocam, bu sindirim kaç tipte olur? Bir, mekanik. İki, kimyasal sindirim. Şimdi sindirilecek maddeyi şöyle ifade etsem. Evet, mekanik sindirimle bu ne olur? Şu olur. Parçalara ayrılır. Peki kimyasal sindirimle şu olur. Daha küçük monomerlerine ayrılır. O zaman mekanik sindirimin amacı kimyasal sindirime hazırlıktır. Mekanik sindirimde şunun yüzeyi mi daha geniş oldu sizce? Şu bütünün mü, yoksa parçalarının kenar alanlarının yüzeyi mi daha fazla oldu? Elbette ki burası. Demek ki kimyasal sindirimde kullanılacak olan enzimlerin etki edeceği madde substrat, onun yüzey alanını büyüterek mekanik sindirim
sindirilecek olan organik polimerin küçük parçalara ayırarak onun enzimlerin etkinlik alanı olan yüzey alanını çoğaltarak kimyasal sindirimi hızlandırır ve kolaylaştırır. O zaman şu çıkıyor. Mekanik sindirim olmazsa kimyasal sindirim olur. Geç olur, güç olur. Ama mekanik sindirim olur da arkasından kimyasal sindirim olmazsa açlıktan ölürüz. Çünkü hiçbir şey bize mal olmaz, bağırsaklardan emilip kana karışmaz. Sadece bir lezzet ve doygunluk duygusu beraberinde enerji ham maddesi olan monomerleri kanımızla, hücrelerimizle taşıyamayız. O zaman bu ve bu bir bütündür. Bu olmazsa bu geç olur, güç olur. Ama bu olduktan sonra bununla tamamlanmazsa protein aminaste, yağlar yağsı gliserole, karbonhidratlar glikoza kadar parçalanmayacağı için gerçek anlamda sindirim gerçekleşmemiş olur. Peki insan sindirim sisteminde bir büyük polimerin küçük yapı taşları demeyelim, küçük parçalara ayrılmasından kim sorumludur? Yani insanda mekanik sindirimdeki görev yapan elemanlar nelerdir? Yazıyorum. Bir, dişler ve çiğneme faaliyeti. Neymiş? Diş artı çiğneme faaliyeti. İki, bizim bağırsaklarımız hareket halindedir. Bağırsak ve midenin sağımsal sıkıştırma düz kaslarda sağımsal hareketi. Yani mide ve kimin? Bağırsakların kasılmasıyla peristaltik hareket. Peristaltik, sağımsal hareket. Üç, safra sıvısı içerisinde bulunan safra tuzları. Kimmiş? Safra tuzları. Mekanik sindirimde görevli. Peki kimyasal sindirimde kim görevli? Hücrelerde sentezlenen sindirim enzimleri. Kimler? Sindirim enzimleri ve tabii ki su kimyasal sindirimden nedir arkadaşlar? Sorumludur diyebiliriz. Peki ağızla anüs arası hücrenin içi mi dışı mı? Vücudun içi fakat hücrenin dışı. Çünkü benim mide içi bir boşluktur. Bağırsak içi bir vücut boşluğudur. O zaman şu çıkıyor ortaya. Ağız anüs arasında insanda görülen sindirimin tamamı bir hücre dışı sindirimi olduğundan, hücre dışına da ATP çıkmayacağından, ATP harcanmayacağına göre bu olayda aktif adenozin trifosfat ATP harcanmamaktadır. Peki bu bir iş ise, işte fizikte enerji ise enerji harcamadan mı iş yapıyoruz? Asla. Burada ATP harcamıyoruz. Ancak hani bir çorbanın sıcak içilmesi gibi vücut sıcaklığı, ısı enerjisini harcıyoruz. Ama dolaylı olarak ATP'yi şöyle harcıyoruz. Bizim kaslarımız çalışırken, midemiz çalışırken kas kasılması sırasında ATP harcanıyor. Ben midenin içerisinde ATP harcanmadığından, bağırsaklarda ağız içinde ATP harcanmadığından bahsediyorum. O zaman baştan sona bu kimyasal ve fiziksel yani mekanik sindirim boyutuyla bir hücre dışı sindirimdir ve gerçek anlamda ATP enerjisi harcanmamaktadır. Buna dikkat etmemizde fayda mülahaza ediyoruz. Şimdi hemen bunu da sildikten sonra şunu söyleyebilirim. Bazı maddeleri aramak lazım. Yani bu maddeler nelerdir? Bazı özellikler yazacağım ve o özelliklerin karşısına da o bölgeleri yazacağım. O bölgeler nedir? Ağız. O bölgeler nedir? Yutak gırtlak. Beraber yazayım bunu. Yutak gırtlak. O bölgeler nedir? Yemek borusu. O bölge mide, o bölge ince bağırsak, o bölge kalın bağırsaktır. Şimdi bunlara bakalım. Peki bunlarda hangi özelliği arayacağım? Arayacağım özellik 1. Mekanik sindirim nerede var? Mekanik sindirim. 2. Kimyasal sindirim. 3. Enzim üretme. 4. Hormon üretme. 5. Villus yapısı, parmaksı çıkıntı. Villus yapısı. Peristaltik hareket ve kana karışma, reabsorpsiyon, geri emilim. Reabsorpsiyon. Ağızda mekanik sindirim olur. Yutak gırtlakta olmaz. Yemek borusunda olmaz. Midede olur, ince bağırsakta olur, kalın bağırsakta olmaz. Kimyasal sindirim ağızda tükürük sıvısıyla beraber olur.
Gırtlak ve yutakta olmaz. Yemek borusunda kimyasal sindirim olmaz. Midede olur, ince bağırsakta olur, kalın bağırsakta olmaz. Çünkü kalın bağırsağa gelen şey artık dışkıya dönüşecek şeydir. Neyin sindirimi olsun ki? Enzim üretme ağızda olmaz ama ağızda tükürük bezinden gelir. Bu anlamda vardır. Var. Tükürük bezinden. Gırtlak ve yutakta olmaz. Yemek borusunda enzim üretimi olmaz. Midede olur, ince bağırsakta olur, kalın bağırsakta olmaz. Hormon üretimi ağızda olmaz. Yutak gırtlakta olmaz. Yemek borusu gırtlakta olmaz. Yutak gırtlak yemek borusunda olmaz. Midede hormon üretimi olur, ince bağırsakta olur, kalın bağırsakta olmaz. Villus, yani villus şu hücre, buradan eminim yapacağım. Bu da şöyle bir hücre. Parmaksız çıkıntı, daha fazla eminim yapılır. Bilirsiniz bağırsaklarda, yani işkembe çorbası içenlerin o kıvrımlı yapıları görmüşlerdir. Onlar villustur. Parmaksız çıkıntılar sayesinde 8 metrelik ince bağırsak 500 metrekare eminim yüzeyi yapar. Dolayısıyla villus çıkıntısı ağızda tabii ki yok. Yemek gırtlakta yok, yemek borusunda yok, midede yok, ince bağırsakta var, kalın bağırsakta yok. Peristaltik hareket, düz kaslı bağırsakların besini veya dışkıyı ilerletmesi. Midemiz hareketli, ağızda yok. Gırtlak yutakta peristaltik hareket yok. Yemek borusunda var, midede var, ince bağırsakta var, kalın bağırsakta var. Geri emilim. Genellikle karıştırırız. Hocam ağızda olmaz. Niye olmasın? Bakınız kalp hastalarına dil altı hapı veriyor muyuz? Pastil veriyor muyuz? Demek ki ağızda geri emilim kana karışma olur. Burada olmaz. Yemek borusunda olmaz. Midede olur, ince bağırsakta olur, kalın bağırsakta olur. Peki burada testler için önemli bir iki maddeyi hatırlatmakta fayda mülahaza ederim. O da şu. Su nerede emilir? Su. Şimdi bakınız su emilir demek suda çözünmüş mineraller, ilaçlar da emilir demektir. Suyun emildiği yeri söylüyorum. Emilimin olduğu her yerde su emilir. Su ağızda, yemek borusunda, özür dilerim ağızda, midede, ince bağırsakta, kalın bağırsakta su emilir. İki, maksimum kimyasal sindirim nerede olur? Maksimum kimyasal sindirim enziminin döküldüğü, üretildiği yerde olur. Yani ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenumda. Peki maksimum sümüksü bir yapışkan tükürükte de bulunan maksimum mukus, glikoprotein yapılı mukus, yani boğazımızı, midemizi, ince ve kalın bağırsağımızı kalınlaştıran ince bağırsak ve kalın bağırsak ve midenin içini örterek asite, baza ve mikroba karşı koruyan o sümüksü yapı mukus maksimum nerede üretilir? Maksimum mukus, maksimum pH düşük olan, asitliği en yüksek olan, kustuğumuzda, istifra ettiğimizde ağzımıza gelen ekşi suyun, mide öz suyunun bulunduğu midede üretilir. Çünkü oranın pH'i 1,5'tür. Ve mide öz suyundan midenin korunması salgıladığı mukus sayesinde olur. O zaman maksimum mukus üretimi nerede olur? Midede. Maksimum mekanik sindirimde tabii ki ağız ve çiğnemede olur. Peki bu noktadan sonra neyi söyleyebiliriz? Bu tablo bize çok soru çözdürür. Ben hemen diğer tarafa geçiyorum. Burası dursun. Diyorum ki şimdi şu gördüğümüz sindirim. Ancak bir de sindirime yardımcı organlarımız var bizim. Onları nasıl gösterebiliriz? Onları da şöyle göstermek isterim. Arkadaşlar burası neydi? Mide. Bak mideyi aldım. Bunu da böyle getirdim. Şöyle düzelttim burayı. Yaklaşık 20 santimlik duodenumu aldım. Şurası kapaklı. Şurası kapaklı. Şurası yemek borusu. Doğru. Yemek şu giriş bölgesi mide ağzı. Ağız yukarıda. Midenin ağzı. Kardiya. Şurası mide kapısı. Pilor. Şurası midenin esas dolduğu yer. Gövde. Yani korpus. Gövde. Şurası birçok enzimin yukarıdan yağdığı bölge. Yani fundus. Fundusta da parietal hücreler var. Parietal hücreler ve şef hücreler var. Şef hücrelerden pepsinojen pasif enzimi, parietal hücrelerden de hidrojen artı klor iyonu artı hidroklorik asit oluşturan bu iyonlar salgılanmaktadır. Ve aynı zamanda da mide öz suyu. Mide öz suyu salgılanmaktadır yukarıdan. Şimdi dikkat et, şurada bir kapak var. Bir kapak. Bu kapağın adı water kabarcığı. Water kapağı değil. Water kabarcığı.
Buna bir boru geliyor. Bu boruya kim bağlanıyor? Safra kesesi. Taş olur ya, safra kesesi. Buna da bir boru dayanıyor ve orada da çok büyük bir karaciğer. Buraya geliyor. Bu bir yaprak gibi boru geliyor. Bunu kapatıyor. Bu pankreas. Neymiş? Pankreas. Şu da Wilson kanalı. Neymiş? Wilson kanalı. O zaman dikkat ederseniz karaciğerde ne üretiliyor? Safra. Nereye getiriliyor? Safra kanalıyla nereye getiriliyor? Safra kesesine. Ne yapılıyor? Depolanıyor. Peki buradan buraya nasıl salgılanıyor? Koledok kanalı ile. Neyle? Koledok kanalı. Nereye dökülüyor? 12 parmak parmağına. Safranın içeriği 12 parmak parmağına dökülüyor. Pankreas suyu 12 parmak parmağına dökülüyor. Bir de ince bağırsağın kendi hücrelerinin salgıladığı enzimler de buraya dökülüyor. Sanki 4-5 nehrin buluşma yeri. O zaman maksimum enzim, maksimum kimyasal sindirim ince bağırsağın duodenum kısmında oluyor. O zaman sorarım size. Derim ki sindirim sistemi organlarının sayarını kısımlarını sayarsın. Sindirim sistemi organları. Ağız, gırtlak, gırtlak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs. Tamam. Sindirime yardımcı organları sayar mısın? Sayarım. Karaciğer, safra, pankreas. Tekrar edelim. Karaciğer, safra, pankreas. Ama yukarıda bir şey daha var. Tükürük bezleri. Neymiş? Tükürük bezleri. Peki tükürük bezleri nerede? Bir, kulak altında. Virüs bulaşırsa şişer. Adı kaba kulak. Tükürük bezleri. Kulak altı tükürük bezleri. İki, dil altı tükürük bezleri. Üç, çene altı tükürük bezleri olmak üzere. İki, iki, iki. Altı adet tükürük bezi var. Peki tükürük bezi nasıl bir bez? Egzokrin bez. Egzos. Egzo. Dışarıya atan. Neyle? Kanalla. Peki o dışarısı neresi? Tükürüğümüz dışarı mı atıyor direkt? Hayır, tükürme faaliyetinden bahsetmiyorum. Egzokrin bezler dil altı, çene altı ve tükürük dil altı, çene altı ve kulak altı tükürük bezleri ikişer adettir, altı adettir. Günde 1,5-2 litre tükürük sıvısını kanallarla yutak bölgesine, ağzımızın arka tabanındaki yutak bölgesine atar. Peki o halde tükürük sıvısı içerisinde neler vardır? Çünkü o da sindirime yardımcıdır. Tükürük sıvısının içerisinde bir, serez vardır. İki, mukus vardır. Üç, kalsiyum iyonu ve fosfor vardır. Kalsiyum iyonu. Dört, lizozim vardır. Ve karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlatan beş amilaz. Tükürük amilazı yani pityalin vardır. O zaman ağızda kimyasal sindirim başlar demek tükürük bezinin ağız boşluğuna döktüğü amilaz enzimi sayesinde olur. Peki serez nedir? Proteinli bir sıvıdır. Sindirimde değil, bazı maddelerin çözünüp tadının alınmasında etkilidir. O zaman uyarıyorum. Tükürük bezindeki kalsiyum ve fosfor ve protein sıvı olan serez sindirimle ilgili değil, maddelerin çözünüp tatlarının iyi algılanmasıyla ilgilidir. Fakat mukus bir glikoproteindir. Glikoprotein hem glikoz hem protein içerir. Dolayısıyla mukusun görevi ağız ile anüs arasında, mukusun salgılandığı yer ağızda, yemek borusunda, midede, ince bağırsakta, kalın bağırsakta mukus salgılanır. Bir glikoproteindir, sümüksü bir maddedir, yapışkandır. Bütün sindirim kanalını örterek asite, baza ve mikroorganizmalara karşı bir tampon, bir fiziki koruma görevi yaparak birinci savunma hattında bağışık sisteminde görev yapar. Maksimum mukus üretilen yer, maksimum pH'in düşük olduğu neresidir? Mide bezleridir demiş oluyoruz ama tükürük bezinde. Peki lizozim enzimi nedir? Ağza besin ve havayla giren, dişlerimizi çürütmekte çürüten patojen mikroorganizmalar dediğimiz bakterileri öldüren, peptidoglikan çeperlerini parçalayarak bakteri öldürücü bir maddedir. Ağız sağlığımız için lizozim enzimi son derece iyidir. Lizozim enzimi gözyaşı sıvısında göz mikroorganizmalarını, soluk borusu içerisindeki mikroorganizmaları ve tükürük bezindeki lizozim enzimi de yiyeceklerle gelen mikropları çürüterek dişlerin çürümesini engeller. Bir de amilaz var. Amilaz, neden tükürük amilaz dedim? Çünkü pankreatik amilaz da var. Tükürük amilazı pişmiş nişastayı sindirir, pişmemiş nişastanın sindirimi ise pankreatik amilaz başlar. Ne demek istedin hocam? Pilav yedin, patates kızartması yedin, pişmiş nişastanın sindirimi ağızda tükürük amilazıyla başlar. Ama çiğ sebze meyve de yedin, onlar
Onlar pişmemiş çiğ nişastadır. Onların sindirimi ise ince bağırsakla başlar. İnce bağırsakla başlıyorsa ince bağırsak duodenumda başlar. O zaman pankreatik amilaz nereden dökülür? Pankreasta salgılanır. Asinar hücrelerinden Dirsum kanalı diye buraya dökülür. Bunu da anlamakta fayda mülahaza ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bunu da dedikten sonra öğrencimizin sindirim sistemini iyi anlayabilmesi için 4-5 bölge ve bu bölgeden salgılanan salgıların içeriklerini adı gibi bilmesi lazım. Çünkü buradaki enzimleri daha sonra ben kimyasal sindirim denklemlerinde yerine koyacağım. Bir şey ezberlenecekse burada ezberlenecek. Diğer tarafta ezberlemeye gerek yok. O halde ben şimdi size yardımcı olmak üzere bazı sıvılar veriyorum. Ve o sıvıların içeriklerini 4-5 kitap ayrı ayrı maddeler halinde yazıyor. Ben onların bir seçmesini yaparak, nete çekerek, özetleyerek size sunmak istiyorum. Bir, neydi? Tükürük sıvısı. Tükürük sıvısı. İki, neydi? Mide öz suyu. Mide öz suyu. Neydi? İnce bağırsak öz suyu. Neydi? Başka ne olabilir? Pankreas öz suyu. Bir de safra sıvısı. Şimdi bunların içeriklerini veriyorum. Önce pH'ini veriyorum. Yaklaşık 6,5. Mide öz suyu. Yaklaşık 1,5-3,5. İnce bağırsak. pH yaklaşık 8. Pankreas 7,5 civarında. Safra pH yine pH 7,5 civarında. Demek ki asitik ortam neresi? Burası. Uyarıyorum sizi. Arkadaşlar, hiçbir şey ince bağırsaktan kalın bağırsağa dönemez. Hiçbir şey kalın bağırsaktan ince bağırsağa dönemez. İnce bağırsaktan mideye dönemez. Ama mideden ağza döner. Ona kusma deriz. Negatif peristaltik hareket. O halde bir şey çıktı ortaya. Bak, burası ne? Yemek borusu. Burası ne? Mide. Burası ne? İnce bağırsak. Burası ne? Kalın bağırsak. Buradan buraya dönüş yok. Buradan buraya da dönüş yok. Ama buradan buraya ve ağza dönüş var. Peki neden var? Negatif öğürme, kusma bir reflekstir. Ama nasıl bir reflekstir? Göz kırpma gibi, tuvaletin gelince biraz tutma gibi ertelenebilir bir reflekstir. Hatta nefes alma bile ertelenebilir. Bak, erteliyorum. Ama bir yerden sonra yine dayanamıyorum. O zaman kusmak negatif peristaltik harekettir. Yani yukarıya doğru gidişattır. Ağzımıza da mide öz suyu gelir. Nasıldır tadı? Ekşidir. pH kaçtır? 3'tür. Veya 1,5-3 arasıdır. Dolayısıyla negatif peristaltik hareket görme, koklama, tat alma, iğrenme, düşünmeyle de kusma olabilir. Dolayısıyla negatif peristaltik hareket sadece mideden, mide kapısından, mide ağzından, özür dilerim, ağız boşluğuna doğrudur. Ne kadar güçlü olduğunu öğürürken ve kusarken düz kaslar. O halde bir boru, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak. O zaman aynı malzemeyle yapılmamış mı bu egzoz borusu? O zaman yemek borusu dıştan içe doğru, mide dıştan içe doğru, ince bağırsak dıştan içe doğru, kalın bağırsak dıştan içe doğru hangi maddeler aynı maddelerden yapılmıştır? Bir numara en dışta bağ doku, iki numara düz kas doku, üç numara da mukoza tabakası. Oradan ne salgılanır? Mukus salgılanır. Demek ki sindirim kanalımız en dışta bağ doku, ortada düz kas doku ve mukus tabakasından meydana gelmektedir. Peki tükürük sıvısı içinde ne var? %98'i su, mukus, glikoprotein yani seröz protein, kalsiyum ve fosfor iyonları, amilaz enzimi ve lizozim enzimi, bakteri öldürücü. Geldim mide öz suyuna. Mide öz suyunda tabii mukus var. Bak dikkat et. Mukus. Mide öz suyunda pepsinojen enzim. Eğer bir kelimenin sonunda jen eki geliyorsa o muhakkak pasif enzimdir ve o muhakkak aktifleşince proteinleri sindirecek bir enzimdir. O zaman mukus, pepsinojen, az miktarda işe yaramaz evrimsel bir kalıntı olan lipaz. Lipaz, süt çocuklarında, annesinin hemen süt çocuklarında LAP, renin enzimi mevcuttur. O zaman tekrar edelim. Mukus, pepsinojen, lipaz, LAP, renin enzimi ve H+ Cl- hidroklorik asit. pH'i zaten 1,5'a düşüren de budur. Evet. İnce bağırsak öz suyu içerisindeki yapıları saymak isterim. Bunları çalışmanız gerekir. Bir arkadaşlar, ince bağırsaktan salgılananlar. Enzimler, maltaz.
Oz ise şeker, onun enzimi azdır. Maltoz şeker. Parçalayan enzim maltaz. Sük ras. Lak tas. Amino pepti tas. Erep sin. Yani dipeptitas. Dipeptitas. Tri pepti tas. Tekrar edelim. Ve dextrinas. Dextrinas ince bağırsaktan. Pankreastan gelenler. 1. HCO3 eksi. Bikarbonat iyonu. Ve tabii ki burada mukus da var. Bikarbonat iyonu. 2. Karboksipeptitas. Karboksipeptitas. Tripsinojen. Kim o tripsinojen? Tükürük amilazı vardı. Pankreatik amilaz. Pankreatik amilaz. Şurada bir şey daha vardı. İleride ben geriye hatırlayanlardanım. Enterokinaz. Enterokinaz. Tekrar edelim. Bikarbonat iyonu. Karboksipeptitaz. Tripsinojen. Kimotripsinojen. Pankreatik neymiş? Amilaz ve nükleazlar. Yani DNA az, RNA az. Safraya geldik. Safranın içinde ne var? İşte safra sıvısı, safra kesesi. Bu kesenin içerisinde ne var? 1. Kolesterol. 2. Bazı mineraller. Sodyum, klor gibi. 3. Tekrar edelim. Kolesterol, mineraller, yağ asitleri. Yağ asitleri, safra pigmentleri, mesela bilirubin gibi. Bilirubin gibi ve safra tuzlarıdır. Safra tuzlarıdır. Bir de sodyum bikarbonat iyonudur. Uyarıyorum. Özellikle bilirubin dışkıya renk verir. Bilirubin aynı zamanda ince bağırsak içerisinde bağırsak enfeksiyonunu önlemek için kokuşmayı önler. İnce bağırsak içerisinde mikrop oluşmasını engelleyen birinci savunma hattı elemanıdır. Buna da dikkat etmekte fayda vardır. Şimdi bunu da dedikten sonra biraz yazıyı bırakarak, direkt sizinle göz teması yaparak bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Bizim sindirim sistemimiz aslında hayat düğümü olan omurilik soğanının denetimindedir. Doğru. Ama ben yeme içme işini bilinçli bir seviyede de yapabilirim. İstersem çiğneyebilirim, yutabilirim. Uyarıyorum. Yemek borusunun yemek borusunda yutma işi bir reflekstir. Ama yutmaya karar veriyorum. O zaman istemli çalışan bir yer var. Yemek borusunun başlangıcı çizgili kastır, istemli çalışır ama devamında bir daha tutamam. İstemsiz çalışır, düz kaslıdır. Buna dikkat etmemizde fayda vardır. O zaman omurilik soğanından çıkan vagus siniri, parasempatik sinir bizde sindirim sistemi faaliyetini hızlandırıcı bir etkiye, tam tersi diğerlerinde sempatikte yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Ben bir hikayeyle yavaş yavaş anlatacağım kısmın, ki üçte ikilik kısmını anlatmış bulunuyorum, sonlandırmak isterim. O da şudur. Biz bir şeyi çiğnemeye başladığımızda, bırakınız çiğnemeyi, hayal ettiğimizde, gördüğümüzde, bazen iğreniriz de, bazen koku da alırız. Çünkü koku dile yardımcı bir tat alma organıdır. Çünkü kokuyla biz lezzet hakkında bilgi sahibi oluruz. Aa, ne güzel koktu deriz, lezzetli deriz. O halde bunlar bile bizim midemizi, bağırsaklarımızı uyarabilir. Sadece yeme içme değil ama en doğrusunu yapalım. Bir lokmayı çiğnemeye başladığımızda yanak içindeki reseptörler bu çiğneme olayını omurilik soğanına taşırlar. Omurilik soğanından çıkan parasempatik sinir vagus 1 tükürük bezlerine sinyal gönderir impuls, 2 mide bezlerine. Tükürük bezleri ağza egzokrin bez olarak kanalla tükürük salgılar. Mide bezleri de mideye gelen vagus siniri midenin fundus bölgesinde hücreleri aktif ederek bir hormon salgılar. Mide gastrerdir. Gastrit oradan gelir. Gastrin hormonu.
Gastrin hormonu kana verilir ve tekrar mideye gelir. O zaman ürettiği hormonun hedef organı olan tek organ midedir. Gastrin hormonu bu sefer fundustaki başka hücreleri etkileyerek mide bezlerine mide öz suyu salgılattırır. İşte mide öz suyu içindeki bu maddeler midenin içine dökülür. Ve çiğneme faaliyetinden sonra yutkunma başlangıçta istemli, sonra refleksli yemekler nereye gelir? Yediklerimiz mideye. Midede yemekler 2 saat kalır. 2 saat boyunca midedeki, dikkat, midedeki çapraz, düz ve enine kasların bir çamaşır makinesi gibi 20 dakikada bir, saatte 3 defa, 2 saatte 6 dakikada çalkalaması, peristaltik hareketi, büzüşmesi ve kimyasal sindirimiyle sonucunda asitli bir bulamaç oluşur kustuğumuza, ağzımıza gelen. Buna kilus denir. Ne denirmiş? Kilus. Kilus 2 saat sonra dönmemek üzere mide ağzından buraya geldi. Mide kapısı, mide kapısından duodenuma geçer. Duodenuma geçtiği an asitli bulamaç 1,5'tür. Oysa duodenum ince bağırsak 8,5'tür. Herkes kendi asitliğini korumak zorundadır. Bu yüzden hidroklorik asit derhal ince bağırsak duodenumundaki bezleri uyararak 3 tane hormon salgılamasını uyarır. Bunlar mideden neydi? Gastrin. İnce bağırsak duodenumundan 1 enterogastrin, 2 sekretin, 3 kolesistokinindir. Evet. Sevgili öğrenciler, ben dersimizin bu kısmını burada kesiyorum. Bir dahaki dersimizde ikinci partı anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla sizlerin anlattıklarımı hem görsel olarak izlemenizi hem de tekrar tekrar beni dinlemenizi sizin açınızdan faydalı görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sevgili gençler, daha önceki dersimizde insanda sindirim sistemini kimyasal sindirim denklemlerine kadar getirmiştik malumunuz. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek suretiyle insanda ağız anüs arasında gerçekleşen sindirim reaksiyonlarını denklemler halinde yazmaya çalışacağız. Şimdi dikkatle tahtaya baktığımızda bir numara ne diyelim? Proteinlerin sindirimi. Neymiş? Proteinlerin sindirimi. Tamam. Peki nerede başlar? Sindirim ağızda. Ama ağızda proteinlerin sindirimi olmuyor. Geçiyorum. Nereye geldim? Mideye. Mideye geldim. Proteinlerin sindirimi o halde nerede başlıyormuş? Midede başlıyormuş. Mideye protein geldiğinde önce ne oluyor? Bakınız, mide bezlerinden bir enzim salgılanıyor. Pepsinojen. Pepsinojen. Ha, hangi mide bezinden? Biz bunlara şef hücreler diyoruz. Pepsinojen, jeneki pasif olduğunu gösteriyor enzimin. Yine mide bezlerinden bir asit salgılanıyor. Hidroklorik asit. Ancak hidroklorik asit gerçekten HCl şeklinde salgılanmıyor. İyon şeklinde salgılanıyor. CL şeklinde. Ve bunlar mide öz suyu içerisinde hidroklorik asitle dönüşüyor. Bunların salgılandığı yere ise midenin parietal hücreleri deniyor. Hidroklorik asit burada aktivatördür. Pepsinojeni aktifleştirerek neye çeviriyor? Pepsine. Şimdi arkadaşlar, burada henüz birçok lise kitabında olmayan fakat birkaç yıl içerisinde yaygınlaşacak olan, çok da spesifik olmayan bir bilgiyi sizle paylaşmak isterim. O da şu. Genelde kitaplarımızda pepsinojen hidroklorik asitle sadece aktifleştirilmesi gösteriliyor. Oysa şuraya bir X koysaydık, bu hidroklorik asit de olabilir. Aynı zamanda bu pepsin kalan pepsinojenleri de ne yapabilir? Aktifleştirebilir. Yani pepsinojen hem hidroklorik asit tarafından aktifleştiriliyor hem de pepsine dönüştükten sonra geriye kalan pepsinojenler pepsin ile aktifleştirilebiliyor. Yani buna dikkat etmemizde fayda var. Bu aktiflik de şu. Malumunuz bir enzimin aktif yüzeyi vardır, etkinlik yüzeyi. Hidroklorik asit
bu enzimin o etkinlik yüzeyinden bir parça keserek onun aktif kısmını ortaya çıkarıyor. Aktiflenme budur. Şimdi pepsini elde ettikten sonra, şimdi bazı sorularda şunu uyarıyorum, bazı sorularda şunu görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi mide bezlerinden salgılanır? Pepsin diyor. Hayır efendim, pepsin olarak değil, pepsinojen olarak salgılanır. Pepsin daha sonra mide öz suyu içerisinde aktifleştirilir. Peki konumuz neydi? Protein sindirimi. Biz pepsini elde ettik. Hemen geliyoruz. Kim geldi oraya? Protein. Protein artı pepsin. Yani dikkat ederseniz buraya tabii kimyasal reaksiyonlar daima sulu ortamdadır. Hiç su yazmıyorum bile. Doğrudan enzimi yazdım. Pepsin. Ne oldu? Büyük polipeptit. Büyük polipeptit. Biraz parçalandı. Büyük polipeptitlere ayrıldım. Bir şey daha söyleyeyim. Süt çocukları, annesini emen süt çocukları. Süt çocuklarında bir enzim vardır, LAP. Peki çocuklar hangi proteini alır bebekler? Süt. Yani biz süte biyolojide sıvı et deriz. O zaman süt aldı. Süt. Yani sıvı protein. Sıvı protein. Kime denk geliyor? Buna denk geliyor. Çocuklarda bir enzim var. Süt çocuklarında. Adı LAP. Renin enzimi. Renin enzimi. Şimdi LAP sütü parçalıyor proteinini ve süt proteini, kazein elde ediyoruz. Kazein bir büyük polipeptit, süt polipeptidi. Şimdi çocukların ağzına böyle çökelek peyniri gibi peynir gelir, katı katı. Bu annelerinin sütünü ne yaptığını gösteriyor, kazeini çevirdiğini gösteriyor ve ağzına gelir bazen süt. Dolayısıyla süt sıvıyken kazein nedir? Katıdır. O zaman sıvıyı katı yaparak polipeptidin bir başka enzimle tekrar parçalanmasını ne yapıyor? Hızlandırmış oluyor. Çünkü sıvı sıvı teması zordur ama katı sıvı temasında yüzey alanını daha iyi kapsar. Evet. Şimdi proteinin sindirimi nerede bitti? Burada bitti. Nereye geliyoruz protein sindiriminde? İnce bağırsağa. Peki ince bağırsağa kim geldi arkadaşlar? Şuraya yazalım. Büyük polipeptit. Şimdi bu burada dursun. Çünkü burada yapılması gereken bir şey var. Şimdi burada da midede olduğu gibi bir aktivasyon gerekiyor. O da şu. Pankreastan salgılanan bir enzim var. Tripsinojen. Tripsinojen. Şimdi onun yerini yazıyorum. Nereden salgılanmış? Pankreastan. Nereden salgılanmış? Pankreastan. Tripsinojen pasif. Buna bir aktivatör ekleniyor. Adı enterokinaz. Enterokinaz. Bu nereden salgılanıyor? İnce bağırsak bezlerinden. Enterokinaz tripsinojene ne yapıyor? Hidroklorik asit pepsinojene ne yapıyorsa onu yapıyor. Yani aktivatör görevi. O zaman neye çeviriyor? Tripsine. Neye çevirmiş? Tripsin. Aktif. Pasif aktif oldu. Yine bir enzim var. Kim o? Tripsinojen. Kim o tripsinojen nereden salgılanıyor? O da pankreastan. O da pasif. Onu da kim aktifleştiriyor? Tripsin. O da ne oluyor? Kim o tripsin oluyor? İki tane aktif enzim elde ettim. Kim o? Tripsin oluyor. Peki kim gelmişti ince bağırsağa? Büyük polipeptit. Büyük polipeptit. Peki büyük polipeptide kim ekleniyor? Tripsin. Aynı anda yazıyorum. Ve kim o tripsin? Enzimleri sayesinde büyük polipeptitler küçük polipeptitlere ayrılıyor. Küçük polipeptitlere ayrılıyor. Yani peptonlara. Peptonlara. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peki ince bağırsakta küçük polipeptitler elde ne yaptık? Ettik. Devam ediyoruz. Kimdi? Küçük polipeptit. Hala neredeyim? Hala ince bağırsaktayım. Artı diyorum. Buraya kim geliyor? Arkadaşlar buraya aminopeptitaz geliyor. Aminopeptitaz. Aminopeptitaz nereden salgılandı? İnce bağırsak bezlerinden. Bir de karboksipeptitaz. Kim? Karboksipeptitaz. Karboksipeptitaz nereden geldi?
bu da pankreastan. Dolayısıyla küçük polipeptitleri nereye ayırdık? Tripeptite. Nereye? Tripeptit artı dipeptite ayrıldık. Evet, hala amino asit yok. Devam ediyorum. Tripeptit artı tripeptitaz. Tripeptitaz. Bu nereden salgılandı? İnce bağırsak bezlerinden. Ne oldu? Dipeptit artı amino asit. İlk defa amino asit gördük. Bu sefer tek kim kaldı? Dipeptit. Dipeptit artı dipeptitaz. Dipeptitaz. Bu nereden salgılandı? İnce bağırsak bezlerinden. Diğer adı, namı diğer erepsindir. Erepsindir. Bu da neye parçalandı? Neye parçalandı? Amino asite. Proteinlerin yapı taşı neydi arkadaşlar? Proteinlerin yapı taşı amino asitlerdi. Dolayısıyla amino asitlerin sindirimi midede başladı ve ince bağırsakta tamamlanmış oldu. Şimdi bundan sonra karbonhidratların sindirimini görmeye çalışalım. Tabii silerken de boş durmayalım. Karbonhidratların yapı taşı 6 karbonlu glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, mideyi pas geçer, ince bağırsakta tamamlanır ve ince bağırsakta reabsorpsiyon, yani emilimi gerçekleşir. O zaman yazalım. Karbonhidratların sindirimi. Karbonhidratların sindirimi. Neresi? Ağız. Şimdi ne yiyoruz? Pişmiş nişasta. Ne demek bu? Kuru fasulye, pilav demek. Güzel. Dolayısıyla pişmiş nişasta dedim. Eğer bir hoca pişmiş nişasta yazıyorsa bir zaman sonra pişmemiş çiğ nişasta da yazmak zorundadır. Pişmiş nişasta. Kim ekliyor ona? Amilaz. Bu amilaz nereden geldi? Tükürük bezindeki tükürük sıvısından. Buna tükürük amilazı, namı diğer pityalin denir. Pişmiş nişastayı amilaz ikiye ayırdı. Hemen glikoz elde edemiyoruz buradan. Bir disakarit olan maltoz artı 30-40'lık glikoz parçası olan dekstrin. Şimdi bakınız, ben burada bir açıklama yapmak zorundayım. Diyelim ki buradan dış kapıya kadar 50 metre var. 50 metre uzunluğunda elimizde bir zincir var. Bizim amacımız bu zinciri kendisini oluşturan halkalarına kadar parçalamak. Zincirim bu. Yani monomerlerine. Bu zincir bir, glikoz gibi ikili ikili koparılabiliyor. Bir de birkaç tane 30-40'lık koparılabiliyor. O zaman dekstrin 30-40 glikozdan meydana gelen büyük bir zincirdir. Maltoz ise bir disakarittir. Glikoz artı glikozu ifade eder. Şimdi ağızda bu iş gerçekleşti. Nereye geliyorum? Mideye. Midenin pH'i 1,5-3,5'tür ve burada herhangi bir sindirim enzimi yoktur karbonhidratları etki eden. Dolayısıyla burayı pas geçiyor. Nereye geliyorum? İnce bağırsağa. İnce bağırsağa kimi getirdim? Hangisi daha büyük bunların? Dekstrin daha büyük. Büyük bir parça. İnce bağırsağa dekstrini getirdim. İnce bağırsak bezlerinden salgılanan bir enzim var. Dekstrinaz. Nereden salgılanmış? İnce bağırsak bezlerinden. Dekstrini neye çeviriyor? Maltoza çeviriyor. Bak, maltozu buradan da elde ettim. Bu maltozların birini alalım. Maltoz artı maltaz. Neymiş? Maltaz. Nereden salgılandı bu maltaz? İnce bağırsak bezinde. Bunları daha önce vermiştim. Ne oldu? Glikoz artı glikoz oldu. Ama bir şey daha var. Ben mesela çay şekeri, yani pancar şekeri aldım. O da neydi? Sükroz. Hiç ağzı pas geçti. Direkt ince bağırsakta sükraz. Nereden salgılandı? O da ince bağırsak bezlerinden. Dolayısıyla neye çevirdi? Glikoz artı fruktoza çevirdi. Monomer. 6 karbonlu hegzozlardır. Sonra ne oldu? Mesela süt. Laktoz. Laktozu aldım. Laktoz. Oz gelince şeker, az gelince kimdir? Enzimdir. Laktozu kim parçalar? Laktaz parçalar. Nereden geldi? İnce bağırsak bezlerinden. Ne elde ettim? Glikoz artı galaktoz. O zaman ne elde ettim? Glikoz elde ettim, fruktoz elde ettim, galaktoz elde etmiş oldum ve böylelikle neyi sindirdim? Karbonhidratı.
Yalnız burada bir ekstra yapmamız lazım. Hocam, pişmiş nişastanın sindirimini ağızla başlattınız. Ancak biz çiğ sebze ve meyve yemiyor muyuz? Orada da çiğ nişasta var. Lütfen hemen onu verelim. O zaman pişmemiş nişasta diyelim. Pişmemiş nişasta nereye geldi? Doğrudan ince bağırsağa. Hiç ağızda iş yapmaz. Tükürük amilazı iş yapmaz. O zaman bir başka amilaz var. Ne? Pankreatik amilaz. Pankreas amilazı. Pankreas amilazı pişmemiş nişastayı neye çevirdi? Bak bakalım buraya. Maltoz artı dextrine. Dextrine çevirdikten sonra maltozun ve dextrinin başına gelenler şunlar olacaktır. Ve böylelikle çiğ nişastanın sindirimi ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta ne yapacaktır? Tamamlanmış olacaktır. Bir şey daha var. Dikkat ederseniz nişasta depo polisakarit olarak bitkisel depo polisakarittir. Tamam. Ama biz hayvansal depo polisakarit olan glikojen alır mıyız? Tabii ki alırız. Çünkü yediğimiz pişmiş ette glikojen var. Peki glikojenin başına ne gelir? Arkadaşlar, glikojenin başına üstelik ağızda nişastanın başına gelenler gelir. Pişmiş nişastanın yerine glikojen koy. Sonra ne koy? Amilaz. Amilazı koydu. Kim bu? Tükürük amilazı. Ve neye çevirdi? Maltoz artı dextrine çevirdi. Ve ince bağırsakta da pişmiş nişastanın başına gelenler glikojenin başına gelmiş oldu. Dolayısıyla karbonhidratların sindirimi sonucunda 6 karbon heksoz, fruktoz, galaktoz ve glikozu elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar geliyoruz nereye? Üçüncü sırada en şeyi kısası yağların kimyasal sindirim reaksiyon denklemlerini size vermeye. Şimdi yağların sindirimi ağızda olmaz. Yağların sindirimi efendim midede de olmaz. Nerede başlar? İnce bağırsakta başlar ve tamamlanır. Yağların sindirimi. Nereyi pas geçtim? Ağzı pas geçtim. Mideyi pas geçtim. Ama bir şey söyleyeyim. Midede evrimsel bir kalıntı olarak çok az miktarda işe yaramaz, işlevsiz, biliyorsunuz yağlara lipid denir, lipaz vardır. Ama bu lipaz pH 1.5'ta çalışmaz. 8'de falan çalışması gerekir. Ama midenin asiditesi yüksektir. Dolayısıyla lipaz burada evrimsel bir kalıntı olarak hiçbir işe yaramaz. Ama bu mide bezlerinden lipaz enzimi üretilmediği anlamına da gelmez. Dolayısıyla nereye geldim? İnce bağırsağa geldim. Kim geldi ince bağırsağa? Yağ geldi. Yani bir anlamda trigliserit. Yani bir anlamda nötral yağ. Trigliserit. Yağ geldi. Şimdi çok ilginç. Yağların mekanik sindirimi ince bağırsakta başlar. Kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar. Yalnız yağların mekanik sindirimde mide peristaltik hareketi veya ağız çiğneme, diş peristaltik şeyi işe yaramıyor. Yağların mekanik sindirimi için safra tuzları devreye giriyor. Safra tuzları safra sıvısındadır. Safra sıvısı karaciğerde üretilir, safra kesesinde depolanır ve koledok kanalıyla vater kabarcığından ince bağırsağa dökülür. Safra tuzları yağların mekanik sindirimini yapar. Nereden salgılanır? Safra kesesinden salgılanır. Nerede üretilir? Karaciğerde üretilir. Dolayısıyla safra tuzları yağları ne yapar? Mekanik sindirimde küçük yağ damlacıklarına ayırarak substrat yüzey miktarını çoğaltır, enzimlerin etkinlik alanını arttırır. Küçük yağ damlacıklarına kim eklenir? Evet, lipidlere lipaz. Lipaz eklenir. Peki lipaz nereden gelmiştir? Pankreastan gelmiştir. Ve ne yapar? Yağ asidi ve gliserol yapar. O zaman yağların yapı taşı yağ asidi ve gliseroller ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta elde edilen yağ asidi ve gliserol artık ince bağırsak demidir. O zaman tekrar edelim. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, mideyi pas geçer, ince bağırsakta tamamlanır. Eminim ince bağırsakta olur. Proteinleri sindirimi ağzı pas geçer, midede başlar, ince bağırsakta devam eder, ince bağırsakta tamamlanır ve eminim gerçekleşir. Nükleik asitler. Çünkü ben et, süt, bitkisel ürünlerin neyi vardır? Hücreleri. Hücrelerin neyi vardır? Çekirdeği. Çekirdeğin neyi vardır? Nükleik asidi. Nükleik asitler nelerdir? DNA ve RNA'dır. Bunlar nükleik asitlerdir. Dolayısıyla bunlara kim eklenecektir? DNA az ve
RNA az eklenecektir. Bunlara ne denir genel anlamda? Nükleaz. Dolayısıyla DNA az ve RNA az nerede? İnce bağırsakta başlar ve neye çevrilir? Adenin guanin sitozin timin ve urasil nükleotitlerine çevrilir. Nükleotit. Nükleotit. Demek ki nükleik asitlerin kimyasal sindirimi de nerede başlar? İnce bağırsakta başlar, ince bağırsakta tamamlanır ve emilir. Aslında biz tüm bunları anlattığımızda kimyasal sindirim denklemlerini görmüş oluyoruz. İnsan sindirim sisteminde, şimdi bazı testler için bazı önemli bilgileri aksettiriyorum. İnsan sindirim sisteminde selüloz sindirilmez. Yalnız selüloz sindiren bir böcek olabilir, yaprak bitkileri olabilir, karıncalar olabilir, yem kuşları, serçeler olabilir. Otçul, herbivor hayvanlar olabilir. Ama uyarıyorum, ister omurgasız olsun, ister omurgalı olsun, bir hayvan eğer omurgasız veya omurgalı bir hayvan selülozu sindiriyor ise selülaz enzimine sahiptir. İnsanlar selülozu sindirmez. Çünkü selülaz enzimine sahip değildir. Selülozu sindirenler selülaz enzimine sahiptir. Fakat selülaz enzimlerini kendi vücutlarında üretmezler. Onların bağırsak floralarında yaşayan simbiyotik, sıkı mutadis yaşayan faydalı bakteriler tarafından üretirler. O bakteriler bizde yok. Bizde kalın bağırsak florasında B12 yani folik asit ve K vitamini üreten faydalı bakteriler var. Fakat bizde selülaz üreten bakteri florası olmadığından biz karıncalar gibi, yem kuşları gibi veyahut da sığırlar gibi selülozu sindiremiyoruz ve façe gayete dışkıyla beraber selüloz artık madde olarak atık değil. Çünkü hiç hücrelerimize gitmiyor, atık madde olarak atılmış oluyor. Dolayısıyla biz selülozu ne yapamıyoruz? Sindirmiyoruz. Bir de sindirim enzimi nerede bulunmuyor? Sureti katiyede kanda sindirim enzimi yok. Kanda sindirim enzimi ne yapmamaktadır? Bulunmamaktadır. Şimdi bir şey çıktı. Yedik içtik, tadını aldık, bir doyuma hissi elde ettik. Ama yediğimizin içtiğimizin monomerlerinin bizim olması için ince bağırsak epitelilerine geçmesi, oradan kan ve lenf sıvısına geçip dolaşıma katılması gerekir ve hücrelerimize gitmesi gerekir. Ve bu alınan besinler orada bir yapı malzemesi olarak kullanacaktır, bir de enerjitik, enerji ham maddesi olarak kullanacaktır. Dolayısıyla yediğimizin içtiğimizin gerçekten bizim olması için kana karışması, yani geri emilmesi, dışkıyla atılmaması gerekir ki buna reabsorpsiyon denir. O zaman sindirimi takip eden şey nedir? Reabsorpsiyon, yani geri emilim. Evet. Reabsorpsiyonu yazalım, geri emilim. Reabsorpsiyon. Şimdi çok ilginç. Ben size daha önce bir burun çizmiştim. Tak. Bir ağız çizmiştim. Evet. Sonra yutak çizmiştim. Pharynx. Gırtlak çizmiştim. Larynx. Şurada gırtlak kapağı çizmiştim. Epiglotis. Hatırlarsınız. Şurada soluk borusu. Bizi ilgilendirmiyor şu anda. Şurada da yemek borusu. Doğru mu? Şurada bir ne çizmiştim? Mide. Sonra ince bağırsak. Sonra tanrım güzelliğe bakar mısın? Sonra kalın bağırsak ve anüs. Ağız anüs arası yaklaşık 8-10 metre demiştim. Şimdi geri emilim demek ne demek? Geri emilim zaten sindirimin amacı geri emilim, yani kana karışacak kadar küçük monomerler elde etmek idi. Fakat geri emilim nerede olur dersem, bir ağızda olur. Dil altı hapları var mı? Pastiller var mı? 2. Midede olur. 3. İnce bağırsakta olur. 4. Kalın bağırsakta olur. Şimdi bizim öğrencimiz ne olurdan sonra nerede olmazı da vermek gerekiyor. Çünkü bunu çıkarsayamıyor. Mesela ağızda olur. Yutakta. Altındaki gırtlakta. Yemek borusunda geri emilim ve sindirimin kimyasalı ve mekaniği olmaz. O zaman ağızda ne geri emilir? Şimdi sizi uyarıyorum. Eğer geri emiliyor ise bütün geri emilen yerlerde mutlak surette su. Su emiliyorsa suda çözünmüş mineraller geri emilmektedir. O zaman soruyorum size, su ve mineral nerede emilir? Ağızda, midede, ince bağırsakta, kalın bağırsakta geri emilebilir. Önce bunu biliyoruz. Peki ağızda ne emilir? Bir, bazı ilaçlar, hatırlayacaksınız, dil altı hapları, pastiller ağızda geri emilir. Sigara kullanıyorsak kullanmamalıyız.
Nikotin geri emilir. Kısmen alkol geri emilir. Su geri emiliyorsa suyun içerisindeki mineraller de geri emilir. Bazı ilaçlar da geri emilir. Ama şunu bilelim. Ağızda özellikle pastiller, dil altı hapları ve nikotin kısmen geri emilmektedir. Mideye geldim. Midede kim geri emilir? Nikotin, kafein, tein. Kokain gibi maalesef uyuşturucular, su, mineraller, bazı ilaçlar ve antibiyotikler midede su ve mineraller geri emilir. İnce bağırsakta söylüyorum. İnce bağırsak maksimum geri emilimin yapıldığı yerdir. Çünkü ince bağırsağın, işkembe çorbası içmişsinizdir, ince bağırsağın epitel hücreleri villusludur. Villus olduğu için de ince bağırsak emilim yüzeyi 500 metrekareye çıkar. Emilim yüzeyi 500 metrekareye çıkar. O zaman ince bağırsakta maksimum emilim yeridir ve jejenumdur. Onu daha önce söylemiştik. Dolayısıyla ince bağırsakta ne geri emilir? Elbette ki su ve mineral, ama uyarıyorum. Organik, demin anlattığım kimyasal sindirim denklemleri sonucunda elde ettiğim organik monomerlerin %100'ü ince bağırsakta geri emilir. Kalın bağırsağı bırakmaz. Sadece ince bağırsakta emilir organik monomerlerin tamamı. Su, mineraller, ilaçlar, alkol ve organik monomerler, yani yağ asitleri, gliserol, amino asitler, vitaminler nerede geri emilirmiş? Söyleyin. İnce bağırsakta geri emilir. Kalın bağırsakta ne geri emilir? Arkadaşlar, kalın bağırsağı artık dışkı olmak üzere içerisinde selüloz, içerisinde safra pigmentli bilirubin olan ve artık dışkıya dönüşmekte olan bir artık olan kalın bağırsağın içerisindeki façe gaita içerisinde son defa su geri emilir. Son defa mineral geri emilir. Aşırı su geri emilirse bu sefer de kabızlık ortaya çıkabilir. Onda bir ölçüsü var. Yalnız şöyle bir soru sorulsa, kalın bağırsak florasında organik besin geri emilir mi? Evet, emilir. Neden? Çünkü kalın bağırsak florasında yaşayan faydalı bakteriler sadece orada yaşıyor. Öteki olursa, ince bağırsakta yaşarsa ona bağırsak enfeksiyonu deriz. Orada yaşamamalı. Kalın bağırsak florasında yaşayan, bakteri florasındaki simbiyotik, sıkı mutualist yaşayan bakteriler B12 ve K vitamini üretir. B12 ve K vitamini üretmişken onu ince bağırsak geri gönderecek hali yok. O zaman B12 ve K vitamini kalın bağırsak florasında üretiliyorsa onlar oradan geri emilir. Su ve mineralin yanında organik monomer olarak emilir. Yalnız besinlerle gelen B12 ve K vitamini kalın bağırsak kalmaz, ince bağırsakta geri emilir. Fakat bir ekstra daha yapalım. Biraz daha zorlayalım. Sınav sorularında bu kadar zorlamazlar. Uyarı, ince bağırsaktan yine de kaçan bazı organik monomerler, madem B ve K vitamini emilebiliyordu orada, kalın bağırsakta yine de kısmi olarak da olsa emilmektedir. İnce bağırsak kalıntısından, yani dışkıyla kaçmasın diye. Buna da dikkat etmekte fayda vardır. Dolayısıyla kalın bağırsak florasında da emilim gerçekleşmiş oldu. Ama şimdi nereye geldik? Demek ki mekanik sindirim, kimyasal sindirim, reabsorpsiyon, geri emildik. Bu sefer emilenlerin taşınması gerekir. Emilenler ince bağırsaktan kana geçti. Kanda iki türlü taşınabilir. Yani taşıma yolu iki türlü. Bir, kan yoluyla taşıma. İki, lenf yoluyla taşıma. Şimdi müsaadenizle tahtayı sileceğim ve kan yoluyla taşımayı önce o yolu vereceğim ve kan yoluyla taşınan organik ve inorganik maddeleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Tahtayı hızlıca siliyorum. Evet, şimdi diyoruz ki geri emilimin kan yoluyla geri emilim. Şimdi ne demek istedik? Arkadaşlar, şu neydi? İnce bağırsak. Bak şimdi, ince bağırsak. Şimdi ince bağırsağın içine bakalım. Burada bir takım hücreler var. İnce bağırsak epitel hücreleri. Doğru mu? Bunları açtığımız zaman şöyledir. Yani böyle düzgün değildir. Şöyledir. Evet. Emilim yüzeyini arttırmak için. Bilirsiniz onları. Dolayısıyla buradan emilecek. Sonra onların üzerinde ne vardır? O villusların üzerinde arkadaşlar kan kılcalları vardır. Kan kılcal damarları vardır. Bu kan kılcal damarları bir toplar damara bağlanır. Kapı toplar damarı vardır. Vena porta. Kapı toplar damarı. Vena porta nereye girer? Karaciğere.
Karaciğere girer. Karaciğere bir damar daha girer. Karaciğer atar damarı. Bir damar çıkar. Karaciğer üst toplar damarı. Bacaklardan aşağıdan gelen bir damar vardır. Alt ana toplar damar. Şuraya da kalp koyayım. Kalbin de neresi vardır? Sağ kulakçı. O zaman ince bağırsakta ilerleyen ve monomerler nereye geçer? Söyleyelim. Boşluktan nereye geçer? Bağırsak boşluğundan nereye geçti? Söyle. Bağırsak boşluğundan bağırsak epitel hücresine. Tamam. Oradan nereye geçti? Bağırsak epitel hücresinden kan kılcallarına. Kan kılcallarına. Oradan nereye geçti? Birleşti. Kapı toplar damarına. Kapı toplar damarına. Oradan nereye geçti? Karaciğere. Karaciğerden çıktı, nereye gitti? Karaciğer üst toplar damarına. Karaciğer üst toplar damarına. Oradan nereye girdi? Alt ana toplar damara. Alt ana toplar damara. Oradan nereye girdi? Kalbin, şekle göre düşünüyoruz, karşıdan bakmayın. Şekliden göre kalbin sağ kulakçığına. Kalbin sağ kulakçığına. Bundan sonrası dolaşımın konusudur. Oraya girmiyorum. Demek ki, peki bu nedir? Kan yoluyla taşıma. Peki kan yoluyla taşınanlar? Su, mineral, dikkat, adek, yağda çözünen vitamindir, lenf yoluyla taşınır. BC vitamini. BC vitamini, amino asit, glikoz. Bunlar neyle taşınır arkadaşlar? Kan yoluyla taşınır. Tekrar edelim. Bağırsak boşluğu. Villuslu bağırsak epitel hücresi. Onu saran kılcal damarlar, kan kılcalları. Onların toplandığı kapı toplar damarı. Oradan sonra karaciğer. Ondan sonra karaciğer üst toplar damarı. O nereye bağlanıyor? Alt ana toplar damara bağlanıyor. Yani şurayı takip ediyoruz. Ve nereye geliyor? Kalbin sağ kulakçığına gelmiş oluyor. Buna ne diyoruz? Kan yoluyla taşıma adını vermiş oluyoruz. Hemen burada ben daha sonra bu konu bittikten sonra karaciğerin yardımcı organ olarak 22'ye yakında yaşamsal görevini sizlere anlatacağım. Yalnız tam da bu sırada karaciğerle ilgili bir bilgi vermek isterim. İşte sana karaciğer. Hangi damardı? Kapı toplar damarı. Hangi damardı? Karaciğer atar damarı. Hangi damardı? Karaciğer üst toplar damardı. Uyarı, kalp dahil. Hem atar damarın hem toplar damarın kan getirdiği tek organ karaciğerdir. Çünkü kalbe alt ana toplar damar, üst ana toplar damar, akciğer toplar damar kan getirir. Aort ve akciğer atar damar kan götürür. Burada ilginç, karaciğer toplar damarı kan getirir, karaciğer atar damarı da kan getirir. O zaman bir şey çıkıyor ortaya. Hatta bir şeyimiz vardır. Mesela kılcal damar kimle kimin arasındadır? Atar toplar arasında kılcal damar vardır. Glomerulus'ta atar damar arasında vardır. Karaciğer toplar damarları arasında da kılcal damar vardır. Karaciğer toplar damarıyla karaciğer üst toplar damar arasında. Şimdi burada bir kıyas yapacağım. Yani amacım burada karaciğerin temel 25 işlevi, karaciğerin temel özellikleri değil, sadece besinin emilme yoluyla ilgili bir hatırlatma yaparım, soru çözersiniz. O da şu. Şimdi insan aç. Aç ise bir damar, iki ve üçü kıyaslıyorum. Şimdi buradan, yani aç, yemek yiyecek ki glikoz gelsin, nereye girsin? Karaciğere. Nereye geçsin? Üst toplar damarı, kalbe, vücuda gitsin, değil mi? Eğer kişi açsa, aşağıdan bir numaradan glikoz gelmiyor ise iki numaradan glikoz çıkar mı? Yani hangisinde daha fazladır aç iken? Cevap veriyoruz. Cevap şudur. Kişi aç iken sindirim kanalından karaciğer toplar damarı vasıtasıyla karaciğere glikoz gelmese bile depo polisakkarit olan glikojen burada glikoza parçalanır depodakiler ve karaciğer üst toplar damarından kana ne verilir yine de? Glikoz. O zaman aç iken glikoz yoğunluğu, glikoz miktarı 2 büyük 1'dir. Tok iken malum 1 büyük 2'dir. Peki bunların hangisi atar damar? 3. O zaman 2 ile 3'ü kıyaslıyorum. 2 ile 3'ü. Atar damar. O 2 miktarı. Basınç. Kan akış hızı
ve amonyak bakımından 3 büyük 2'dir. Amonyak NH3 neye çevrilir? Burada üreye çevrilir. O zaman üre miktarı bakımından da 2 büyük 3'tür. Buna dikkat etmekte fayda var. Peki 3'ünü amonyak bakımından kıyaslarsam, amonyak bakımından efendim 1 büyük 3 büyük 2'dir. Bu karşılaştırmaları da bilmenizde fayda vardır. Dikkat ederseniz burada kim emilmedi? Burada adek emilmedi, yağ asidi emilmedi, gliserol emilmedi. O hangi yolla emilecek? O bu yolla değil, bu yolla. Yani lenf dolaşımı ile ne yapılacak? Emilecek. Şimdi de lenf yoluyla taşımayı veriyorum. O zaman bu burada kalsın, ben sağ tarafı sileyim ve lenf yoluyla taşımayı size göstermeye çalışayım. Şöyle ki, dikkat, bu sefer nereden geliyor? Sol taraftan. Bakınız, burası neresi? İnce bağırsak. Burada ne var? İnce bağırsak epitel hücreleri var. Burada ne var? Lenf kılcalları. Kimmiş? Lenf kılcal damarları. Bunlar ne meydana getiriyor? Kilus borusu. Kilus borusu. Bunlar birleşiyor. Lenf toplar damarı. Lenf toplar damarı. Bunlar da midenin hizasında şöyle çatallaşma yapıyor. Peke sarnıcı. Peke sarnıcı. Bunlar tekrar birleşiyor. Göğüs hizamızda göğüs kanalı. Göğüs kanalı lenf toplar damarını meydana getiriyor. Bu da şu sol omuzunuzda sol köprücük altı toplar damarına giriyor. O da üst ana toplar damarına giriyor. Üst ana toplar damarda kalbin sağ kulakçığına giriyor. O zaman lenf yoluyla taşınanlar su, mineral, yağ asidi, gliserol ve şilomikron dediğimiz trigliserit, yani yağ, gliserit bir kapsül, lipoprotein bir kapsülle çevrilirse bunlar taşınmış oluyor. Peki yolu söyleyelim, tekrar edelim. Bağırsak boşluğu, bağırsak epitel hücresi, lenf kılcalları, ki ak kandır, kırmızı kan değildir bunun içinde, kilus borusu, lenf toplar damarı, peke sarnıcı mide hizasında, sonra göğüs kanalı lenf toplar damarı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damarı ve kalbin sağ kulakçığı. Uyarıyorum. Lenf dolaşımı ile taşınanlarla kan dolaşımı ile taşınanların karıştığı yer neresi? Neresiymiş? Kalbin sağ kulakçığı. Ama ilk defa lenf ile taşınanların kırmızı kana karıştığı yer neresi? Şu kavşak. Sol köprücük altı toplar damarıdır. Evet. Şimdi gençler, burada bir şilomikron kavramı geçti. Onu verip sindirim konusunu bitirmeye çalışacağım. Ne demek istedim? Şimdi şöyle bir durum var. Şurası bağırsağın içi. Burada yağ asidi ve gliseroller var. Yani yağların yapı taşı. Burada ne var? Buraya bakınız. Burada hangi hücre var? Epitel hücresi. İlginç. Şimdi cümleme dikkat et. Yağ asidi ve gliserol epitel hücresine geçti. Şimdi epitel hücresinin içini çizelim büyükçe. Geçtiğinde tekrar dehidrasyon senteziyle 3 yağ asidi artı 1 gliserol birleşerek dehidrasyon tepkimesiyle 1 adet yağ, trigliserit oluştururlar. Yani başlangıçtaki durumuna gelirler. Bu trigliserit de bir lipoprotein kılıfla çevrilir. Ve buna şilomikron veyahut da kilomikron denir. Bu şilomikron nerededir? Epitel hücrede. Epitel hücreden lenf kılcallarına egzositozla atılır. Nasıl atılırmış? Siz bilirsiniz egzositozun ne olduğunu. Egzositozla atılır ve yağlar çoğunlukla lenf yolunda, lenf taşımasında şilomikronlar olarak taşınırlar. Şilomikronlar suda çözünme özelliğindedir.
kalbe gittikten sonra gerekli böbrek, karaciğer ve kas hücrelerinde çok çabuk olarak tekrar yapı taşlarına ayrılmış olurlar. Arkadaşlar, dolayısıyla sindirim sisteminin kimyasal denklemlerini, emilimini ve kan ve lenf yoluyla emilen maddelerin taşınımını gördük ve sindirim sistemini tamamlamış olduk. Evet.